Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dinleyicilerim, Abdullah bin Ömeri bugün sizlere tanıtmaya çalışacağım. Abdullah bin Ömer'in hayatı, ilme olan katkıları, peygamberimize sevgisi nasıldı? İnsanlarla diyaloğu nasıldı? Ve fedakarlıklarını dilimizin döndüğü kadar arz etmeye, anlamaya çalışacağız. Allah Resulü'nü en iyi takip eden sahabelerden birisiydi. Ondan duymuş olduğu, gördüğü, her şeyi yaşamaya çalışır, onu hayatına tatbik eder. İslam'ın en küçük meselesinin bile önemli olduğunu hem yaşadığı dönem içerisinde hem de kıyamete kadar bütün Müslümanlara gösteren kutlu sahabelerden birisiydi. Özellikle kız kardeşinin peygamberimizle evli olmasından dolayı Efendimizin hanesine çok rahat bir şekilde girer çıkar ve peygamberimizin birçok bilgiyi rahatça öğrenirdi. Bütün sahabe efendilerimiz sünnete bağlıydılar. Peygamberimizin sünnetini yaşarlardı. Fakat onun bağlılığı bambaşkaydı. Sadece ibadet noktasına değil, her türlü davranışını hayatına hayat düsturu yapar. Eğer o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde durmuş, oturmuş, yürümüş ise orada Abdullah bin Ömer de aynısını yapardı. Hatta abdestli bile olsa, peygamberimiz bir yerde abdest aldıysa, onun yapmış olduğu bir ameli yapmak için, aynı ameli yapmak için o da orada abdest alırdı. Değerli dinleyicilerim bir defasında saçlarını kestirmişti. Hatta kazıtmıştı. Yanında bulunanlara hemen uyardı arkadaşlarını. Yaptığı bu şeyin sünnet olmadığını, sadece kendisinin rahatsız ettiğinden dolayı böyle bir şey yaptığını söyleyerek yanlış bir anlaşılmaya da sebebiyet vermemek için gayret gösterirdi. Onun bu konulara önem vermesi Müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemizi duygulandırır ve şöyle derdi. Abdullah bin Ömer'in takip ettiği gibi Resulullah'ın odalarındaki izleri takip eden hiçbir kimse yoktur. Abdullah bin Ömer miladi 609 yılında doğduğu, dünyaya geldiği bilinmektedir. Babası Hazreti Ömer Müslüman olduğunda o henüz 5 yaşındaydı. Abdullah çok zeki dirayetli bir insandı. Henüz çocukken ailesinin Müslüman olması ona çok üstün özellikler, çok önemli vasıflar kazandırmıştı. Fiziki olarak da babasına çok benzerdi. Uzun boylu ve esmer tenliydi. Abdullah bin Ömer çok sade bir hayat yaşardı kıymetli necilerim. Böyle yaşaması fakir olduğundan değildi. Özellikle ahirette hesap verme endişesinin yanında Allah Resulü'ne olan bağlılığından kaynaklanıyordu bu. O ne yapmışsa aynısını yapmaya çalışırdı. Zühd hayatı yaşardı, evindeki eşyaların değeri 100 dirheme geçmezdi. Oysa öyle gün olurdu ki bazen eline binlerce dirhem geçerdi. O da bunları fakirlere dağıtmayı daha çok tercih eder, yemek ayrımı yapmaz, çok rahatlıkla çocuklarla yemek yerdi. Yani yaşamak için yiyordu. Gayesi yeme içme olanlar ancak bu tür davranışları mesele yaparlar değerli dinleyicilerim. Onun birçok önemli vasfı var dedik. Onun birçok önemli vasfının yanında misafirperverliği dillere destandı. Evinde bulunan yiyeceklere misafirlerini ikram eder, kimseyi aç göndermemeye gayret ederdi. Bir gün Medine valisini yemeğe davet etmişti. Hizmetçisi Nafi'ye herhangi bir eksiğin olup olmadığını sorduğunda ekmek olmadığını söyledi. Abdullah bin Ömer zarar yok et var ya dedi. Bu sadelikle beraber Abdullah bin Ömer'in eli açıktı yani cömertti deve, keçi, koyun gibi hayvanları keser, misafirlerine ikram ederdi. Sevgili Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam şu sözünü kendisine rehber edinmişti. Her kim misafir ikramda bulunursa ahirette kendisine bir ev yapmış olur. Abdullah bin Ömer sizler sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla hayır ve taata erişemezsiniz. Ali İmran suresinin 92. ayetinin gereği olarak sevdiği şeyleri sadaka olarak vermekten hoşlanırdı kıymetli dinleyicilerim. Çok ibadet eden bir kölesi vardı Abdullah bin Ömer'in. Onun ibadeti ve takvası çok hoşuna gittiğinden hürriyetine kavuşturdu. Bir defasında da hacca gideceği zaman bir tane deve satın almış, çok beğendiği için kurbanlıklar arasına katılmasını istemişti. Özellikle fakirlerle yemek yemeyi tercih ederdi, onlara değer verir, ihtiyaçlarını giderirdi. Evi ise fakirlerin, dulların ve yetimlerin barınağı haline gelmişti. Kendisi böyle olunca hanımı da aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşıyordum. Hanımı yapmış olduğu bu hizmetlere çok sevinirdi. Fakirlere, misafirlere, gelen gidene yemek yapmayı, onlara izzet ikramda bulunmayı çok sever bir işçi gibi çalışırdı. Bir defası da kendisine bir miktar üzüm alınmıştı. Bir fakir gelip üzümü gördü. Abdullah bin Ömer fakirin üzümü gördüğünü görünce derhal üzümü, derhal o üzümün üzüme bakan fakire verilmesini emretti. Abdullah bin Ömer radıyallahu an hasta olduğu zaman fakirleri daha çok hatırlar. Karnı tok olan açın halini anlamaz derdi. Fakirler dışında da sadece fakirlere yardım olmaz değerli dinleyicilerim. Fakirler dışında da durumu iyi olanlara da yeri geldiğinde yardımcı olur. Tanıdıkların herhangi bir kimse kendisinden ödüş bir şey isterse mutlaka verirdi. Hizmetçisi Nafi'nin bildirdiğine göre bir defa da elinde bulunan paranın hepsini fakirlere dağıtmış, parası kalmamıştı. Bir gün evine birkaç kişi misafir gelmişti. Abdullah bin Ömer anh, bunları misafir etti. Misafirlerin yaşlılarının hizmetini bizzat kendisi gördü. Ayrıca bir diğer güzel hasleti de çoğu zaman oruç tutardı. Misafir geldiği zaman onlarla beraber iftar eder. Misafir olursa orucun feyzi daha çok olur derdi. Bir gün hava soğuktu. Çok soğuktu. Abdullah bin Ömer yolda gidiyor giderken bir fakire rastladı. Adam üşüyordu. Hemen kendi cübbeyi ve sarığını çıkarıp bu adama verdi. Bu adama yapılan iyiliğin fazla olduğunu söyleyenlere şöyle dedi. Onun babası benim babamın dostuydu. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem babalarınızın dostlarına karşı sıla-i rahim yapınız buyurmuşlardır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bu kadar yardımseverliğinin yanında kimseden bir şey istememeye azami gayret gösterirdi. Herkes ona hizmet etmek ister fakat o bunları kabul etmezdi. Ancak herhangi bir hediye geldiğinde onu kabul ederdi. Gelen bu hediyeleri de Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine dağıtır, onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı. Abdullah bin Ömer'in radıyallahu anh cömertle dair ibretlik bir olay nakledilmektedir. Sahabenin meşhur yedi Abdullah'ından birisi olan Abdullah bin Ömer, Peygamberimizin halifesi olan Hazreti Ömer'in büyük oğlu, sahabe alimlerin en seçkin ve yüksek yere sahip olanlarından birisiydi. Bir gün çarşı içerisinde alışveriş yapıyordu. 40 paralık bir meseleden dolayı iktisat ve ticaretin kuralı olan güven ve dürüstlüğü korumak için şiddetli münakaşa etmiş. Sahabeden biri onu görmüştü bu münakaşasını. Yani pazarlık yap. Burada münakaşadan kasıt değerli pazarlık yapıyor. Yeryüzünün halife-i zişanı Hazreti Ömer'in oğlunun 40 para için pazarlık yaptığını ve bunun bir cimrilik olarak gördüğünü yani bu kadar yüksek ciddi bir pazarlığın bir cimriliğin işareti olduğunu düşünür. Ve arkasından takip eder. Abdullah bin Ömer mübarekhanesine girer. Kapıda bir fakir adam görür. Bir parça eğlenir, ayrılır ve gider. Sonra evinin diğer kapısından çıkar. Diğer fakiri orada görür. Onun yanına da bir parça eğlenir, ayrılır gider. Uzaktan bakan o sahabe bu durumu merak eder. Gider ve fakire sorar. İmam sizin yanınıza durdu ve ne yaptı? Her birisi der ki bize birer altın verdi. O sahabe içinden şöyle geçirir. Fesubhanallah Çarşı içinde 40 para için böyle münakaşa etsin de sonra hanesinde 200 kuruşu kimseye sezdirmeden yani iki altını nefsine rağmen rahat bir şekilde versin diye düşünür. Sonra gider Abdullah bin Ömer görür ve şöyle der: Ya imam, bu sıkıntımı hallet. Sen çarşıda böyle şöyle yaptın, evinde böyle yaptın. Ona cevaben der ki: Çarşıdaki vaziyet iktisattan ve aklın olgunluğundandır. Alışverişin esası ve ruhu olan Emniyetin, sadakatin muhafazasından gelmiş bir davranıştır. Cimrilik asla değildir. Evimdeki vaziyet ise kalbin şefkatinden ve ruhun kemalinden gelmiş bir durumdur. Ne o cimriliktir ne de bu israftır. Değerli dinleyicilerim, İmam-ı Azam Hazretleri bu sırra işaret ederek şöyle der: Hayırda ve ihsanda fakat layık olanlara tabulması lazım. Hayırda ve ihsanda israf olmadığı gibi israfta da hiçbir hayır yoktur demiştir. Eyyub bin Er-Rasibi radıyallahu anh, Abdullah bin Ömer'in radıyallahu anh cömertliği konusunda şu olayı nakleder. Bir gün duydum ki Abdullah bin Ömer'e 4000 dirhem ve bir top kadife kumaş gelmiş. İkinci gün onu veresiye olarak bineğine yem alırken gördüm. Evine koştum ve evdekilere dün Abdullah bin Ömer'e 4000 dirhem ve kadife kumaş gelmedi mi diye sordum. Onlar evet dediler. Fakat ben onu çarşıda bineğine veresiye yem alırken gördüm dedim. Bunun üzerine şöyle dediler. Abdullah bin Ömer dün evde durmadı gitti. Eline geçen paranın tamamını dağıttı. Sonra da kadifeyi sırtına alarak götürdü. Eve döndüğünde ondan daha herhangi bir parça kalmamıştı. Kadifeyi ne yaptığını sorunca onu bir fakire verdiğini söyledi. Eyüp bin Errasibi ellerini vurarak çıkar çarşıya gider. Yüksek bir yere çıkıp insanlara seslenir. Ey çarşı esnafı! Dünyada ne yapıyorsunuz? Abdullah bin Ömer kendisine gelen 4000 dirhemi dağıtmış. Şimdi bineğine veresiye yem alıyor. Evet değerli dinleyicilerim, Abdullah bin Ömer'in beslendiği kaynak Allah ve Resul olduğundan onun dünyaya bağlılığı mecazileşmişti. Ayrıca Hazreti Ömer gibi bir babanın evladı olması Abdullah bin Ömer de Allah yolunda harcamaya ve Allah'ın rızasını elde etmeye karşı ciddi bir istek meydana getirmişti. İyilikte ve olgunlukta babasını örnek almıştı. Bu örnek yaşayış onu sevilen, sayılan, aranan bir insan yapmıştı. Büyükleri büyük yapan almış oldukları edep ve terbiyedir. Kendisine bol miktarda mal geliyor fakat o, hiçbirisinin yanında tutmuyordu. Örnek aldığı insandan böyle görmüştü. Bu mübarek insanların hangi yönüne bakarsak bakalım, her zaman zirvede olduklarını görürüz. Kıymetli dinleyicilerim, Abdullah bin Ömer anlatıyor. Resul aleyhissalatu vesselam bize bir konuşma yaptı ve şunları söyledi. Aman zulüm yapmayınız! Çünkü zulüm kıyamet günü sahibini bürüyecek karanlıklardır. Kötü sözden ve kötü söz söylemeye çalışmaktan sakınınız. Mala karşı aşırı düşkünlükten de konununuz. Zira sizden önce helak olanlar yalnız yakınları yüzünden helak oldular. Mala olan düşkünlükleri onları yakınlarıyla alakalarını kesmeye sürükledi. Onlar da kestiler. Cimriliğe sürükledi cimri oldular. Fıskı fucur yapmalarını emretti fıskı fucura daldılar. O sırada adam bir ayağa kalkarak Ya Resulallah İslam'ın en üstün yanı hangisidir diye sordu. Müslümanların senin elinden ve dilinden selamet bulmalarıdır buyurdu. Bir başkası ise ya Resulallah hangi hicret daha üstündür diye sordu. Rabbimin hoşlandığı, Rabbimin hoşlandığı şeyleri terk etmendir. Hicret ikidir. Şehirlinin hicreti ve çölde yaşayanın hicreti. Çölde yaşayanın hicreti davet edildiğinde gelmesi, kendisine bir emir verildiğinde itaat etmesidir. Şehirlinin hicretinin muhtevası ağır ve o nispetle de sevabı daha çoktur buyurdular. Abdullah bin Ömer çok dua eden bir insandı. Hizmetçisi Nafi anlatıyor. Abdullah bin Ömer Safa Tepesi'nde, Safa ile Merve arası Safa Tepesi'nde şöyle dua ederdi. Allah'ım dininle sana ve senin peygamberin itaatle beni günahlardan koru. Allah'ım çizdiğin yasak sınırlardan beni uzaklaştır. Allah'ım beni, seni meleklerini, peygamberlerini ve salih kullarını sevenlerden eyle. Allah'ım beni kendine, meleklerine, peygamberlerine ve salih kullarına sevdir. Allah'ım beni en kolay olana cennete hazırla. Beni en güç olandan ateşten uzaklaştır. Beni ahirette ve dünyada bağışla. Beni müttakilerin önderlerinden eyle. Allah'ım sen bana dua edin. Duanızı kabul edeyim buyuruyorsun. Şüphe yok sen sözünden dönmezsin. Allah'ım madem bana İslam'ı bahşettin. Ölüme kadar İslam'ı benden. Beni de İslam'dan ayırma. Amin. Evet bu dualara aynen biz de iştirak ediyor ve amin diyoruz. Abdullah bin Sebr anlatıyor. Abdullah bin Ömer sabaha çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım beni her sabah taksim buyurduğun hayırdan, yollara aydınlattığın nurdan, yaydığın rahmetten, dağıttığın rızıktan, kaldırdığın zarar ve beladan, kendilerine bol pay ayırıp fitnelerden koruduğun kullarından eyle. Amin. Biz de aynı duaya canı gönülden amil diyoruz. Değerli dinleyicilerim, Peygamberimize olan sevgisi müthişti. O bütün hayatını onun sevgisiyle, onun sünnetini yaşamakla geçirmişti. Adeta onun hayatta bütün sermayesi Resulü Aleyhisselatü Vesselam sevgisidir. Bütün hayatı bunun delilidir. Kalbi, gönlü ve ruhuyla bu sevgiyi soluklamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan ahirete irtihal ettiğinde hep mahzun kalmıştır Abdullah bin Ömer. Onun dünyadan ayrılması Abdullah bin Ömer'in de dünyadan ilgisini kesmesine sebep olmuştu. Değerli dinleyicilerim, Abdullah bin Ömer canından çok sevdiği Allah Resulüne kavuşmak için adeta ömür dakikalarının bir an önce bitmesini arzu ediyordu. Resul Ekrem'den bahsedilince içine derin bir üzüntü kaplar ve gözyaşlarına hakim olamazdı. Bu sevgisi yalnız peygamberimize de değildi. Onun geride kalan ailesine, dostlarına karşı her zaman muhabbetle davranır, onların herhangi bir ihtiyacı varsa mutlaka yardımcı olmaya, maddi manevi yardımcı olmaya gayret ederdi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bir yere çıkacak olursa Medine dışına mutlaka sevgili peygamberimizin kabrini ziyaret eder, ona selam verir ve dua ederdi. Canı sıkıldığında da Medine'ye gelir ve orada kalırdı. Bir gün hizmetçilerinden birisi can sıkıntısına şikayet etmişti. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer ona Medine'ye git rahatlarsın dedi. Peygamberimizin şu hadis-i şerifini de hatırlattı. Her kim Medine'de sıkıntılara sabrederse kıyamet gününde ben ona hakkın dergahında şefaat ederim. Demek ki değerli dinleyicilerim, Abdullah bin Ömer'in evi Medine'nin biraz dışında, canı sıkıldığında Medine'yi sık sık ziyaret ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam da Abdullah bin Ömer'i çok sever, zaman zaman ona bazı tavsiyelerde bulunduğu olurdu. Abdullah bin Ömer'in daha genç hali, çocukluktan yeni çıkma dönemiydi. Onun omuzundan tutan Allah Resulü bir gün şöyle buyurmuştu. Ey Abdullah, kendini dünyada garip bir yolcu kabul et, kendini kabir ehlinden say. Ey Ömer'in oğlu! Ahirette dinar da dirhem de yoktur. Orada iyilik ve kötülüğün karşılaştırılması vardır. Elbisesini gururla giyen kimselerin yüzüne o gün Allah bakmaz. Abdullah bin Ömer peygamberimizi o kadar çok severdi ki zaruri işlerinin dışında peygamberimizden ayrılmamaya çalışır. Nübüvvet pınarından kana kana içmek, Efendimizden yeni gelen ayetleri, ve Efendimizin tavsiye edeceği, öğreteceği bilgileri öğrenmek için çok ciddi manada gayret ederdi. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam genç ve fakir sahabelerin kalması için yaptırdığı mescidin bitişindeki suffa, Abdullah bin Ömer'in de kaldığı mekandı. Abdullah bin Ömer suffada kaldığı zaman bir rüya görmüştü. Rüyasında iki melek kendisini tutmuş cehenneme doğru götürüyordu. Ne yaptıysa ellerden kurtulamadı cehennemin dehşetine sürekli şu cümleyi söylemeye başladı. Cehennemden Allah'a sığınırım. O sırada onları başka bir melek karşıladı ve şöyle dedi. Korkma. Abdullah bin Ömer rüyanın dehşetiyle uyandı ve kız kardeş Hafsa'ya radıyallahu anh'a koştu. Müminlerin annesi Hafsa validemiz durumu sevgili peygamberimize arz etti. Peygamberimiz buyurdular ki Abdullah ne iyi bir kuldur bir de geceleyin namaz kılsa buyurdu. Bundan sonra Abdullah bin Ömer geceleri teheccüd namazlarını kaçırmamaya ve az uyumaya başladı. Değerli dinleyicilerim, Abdullah bin Ömer anlatıyor kendisi. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanında oturuyorduk. Yanımıza birisi geldi, peygamberimize selam verdi, sonra dönüp gitti. Ben, ya Resulallah ben bu adamı seviyorum dedim. Sevdiğini ona bildirdin mi diye buyurdu. Sevdiğini ona bildirdin mi buyurdu. Hayır dedim. Bunu kardeşine bildir dedi. Ben de vardım adama selam verdim ve omuzundan tuttum ben. vallahi ben seni Allah için seviyorum dedim. O da ben de seni Allah için seviyorum karşılığını verdi. Ben eğer peygamber bana sana gelip seni sevdiğimi söylememi emretmeseydi bunu yapmazdım dedi. Yine Abdullah bin Ömer anlatıyor. Radiyallahu anh kendi ağzına dinleyelim. Bir yolculukta Resulullah ile beraberdim. Karşımıza bir bedevi çıktı. Kendisine yaklaşınca Allah Resulü nereye gidiyorsun diye sordu. Aileme diye cevap verdi. Bir hayır yapmaya var mısın? Nedir o hayır? Bir olan Allah'tan başka ilah olmadığına, onun eşi bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet edeceksin. Söylediklerinin doğruluğuna şahidin var mı? İşte şu ağaç. Allah Resulü vadinin sağ kıyısında duran ağacı çağırdı. Ağaç yeri yararak geldi. Peygamberimizin önünde durdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağaca üç defa şahitlik ettirdi. Ağaç da söylediklerinin doğruluğuna şehadetle bulundu ve tekrar eski yerine döndü. Bedevi kavminin yanına gitmek üzere ayrılırken şunları söyledi. Ey kavmim eğer kavmin bana uyarsa onlar da sana getiririm. Yoksa ben sana döner seninle olurum. Yine Abdullah bin Ömer anlatıyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz asaptan bir cemaatle otururken bir Arap onlara döndü ve dedi ki benim size gönderilmiş Allah elçisi olduğumu bilmiyor musunuz? Biliyoruz ya Resulullah. Biz şehadet ediyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bana itaat edenin Allah'a itaat etmiş olacağını, Allah'a itaatin bana itaat olduğunu bilmiyor musunuz dedi. Biliyoruz ya Resulallah biz şehadet ediyoruz ki kim sana saygı gösterirse Allah'a itaat etmiş olur. Allah'a itaat sana itaattir dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bana itaat etmeniz Allah'a itaat etmek olduğu gibi başınızda bulunan insanlara saygı göstermeniz de bana itaatten sayılır. Ali onlar oturarak namaz kılarlarsa siz de oturarak namaz kılın buyurdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilinen hususları da önemine binaen zaman zaman hatırlatır ve Müslümanların bu hususta hassasiyet göstermelerini arzu eder ve kıyamete kadar bizlerinde bu konuları hassasiyetle uygulamamızı isterdi. Bunlar bir vesileydi. Abdullah bin Ömer, değerli dinleyicilerim, yukarıda tabii girişten beri izah etmeye çalıştığımız misafirperverliği, Allah Resulüne sevgisi, cömertliği, fedakarlığının yanında en önemli hususiyetlerinden birisi de ilim sahibi olması. Kendisi şu cümleyi prensip edilmişti. İlim ilme kuvvet verir sözünü kendine rehber edilmişti. Öğrendiği şeyler arttıkça hayatı da anlamlı hale geliyordu. Sahabenin en büyük özelliği öğrendiklerini anlatmanın yanında bizzat onları yaşamalarıydı. İlim tarihinde dört Abdullah olarak geçen Abdullahlardan birisiydi. Tefsir, fıkıh bilhassa hadis ilminde eşsiz yeri vardı. 2630 hadis rivayet ederek Ebu Hureyre'den sonra en çok hadis rivayet edenler arasında ikinci sırayı aldı. Abdullah bin Ömer cesaretinin yanında ilim ve irfana zirve bir insandı. Yaşıtlarını geçtiği gibi kendisine yaşlı olanları bile geride bırakmıştı. Değerli dinleyicilerim, Abdullah bin Ömer hadis-i şerifleri öğrenme ve öğretme konusunda çok gayretliydi. Hadisi iyi bilip yorumlayan sahabelerdendi. Hele bildiğini öğretmek onun en büyük sevkiydi. Peygamberimizden sonra 60 sene daha yaşadı. Ömrü boyunca hadisleri yaymakla ömür tüketti. Elimizde bulunan hadislerin nakil silsilesinin çoğu ona dayanmaktadır. Abdullah bin Ömer radıyallahu daima Resul-i Ekrem'in yaptığı şeylere uyar, insanların da uyumaları için gayret gösterirdi. Onları da uyumalarına teşvik ederdi. Abdullah bin Ömer'in değerli dinleyicilerim, Medine'de müstakil bir ders grubu vardı. Onlara hadis okuturdu. Özellikle haç zamanında Mekke'de bulunur, başka memleketlerden gelen Müslümanlara hadis öğretir. Dini doğru anlamaları konusunda onları uyarır, onlara yardımcı olurdu. Abdullah bin Ömer hadis ilminin yanında diğer ilim dallarında da insanların başvuru kaynağı olmuştu. Hadis rivayet ederken değerli dinleyicilerim ince eleyip sık dokur, kelime ve harflerin yerlerini değiştirmemek için çok gayret ederdi. Aynı manaya gelse de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hangi kelimeleri kullanmışsa onları kullanmaya özen gösterir ve hadisi öyle rivayet ederdi. Sevgili peygamberimizden almış olduğu derse binaen tane tane konuşur, konuştuğunun anlaşılması için gayret ederdi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Kişinin ilimle bir yere gelmesi şu şartlara bağlıdır. Birincisi kendinden üstün olanlara haset etmeyecek. İkincisi altında bulunanları horlamayacak. Üçüncüsü ilmi maddi kazanç aracı yapmayacak. Mücahit Hazretleri der ki, Abdullah bin Ömer'e çetin bir mesele soruldu, bilmiyorum dedi. Niçin cevap vermiyorsun denildi? Bunda yadırganacak bir şey yok. Abdullah bin Ömer'e bilmediği bir şey soruldu, o da bilmiyorum dedi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün diyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem size Nuh peygamberin oğluna nasihatlerini haber vereyim mi? buyurdular. Orada bulunanlar evet dedi, ver dediler. Nuh peygamber aleyhisselam oğluna şu nasihatları yapmıştı. Yavrum, sana iki şeyi öğütler, seni iki şeyden de sakındırırım. La ilahe illallah demeni tavsiye ederim. Bu kelime terazinin bir kefesine. Göklerle yerde terazinin öbür kefesine konsa tevhid kelimesi ağır çeker. Bu kelime göklerle yer tarafından çember içine alınsa onları yarar Allah'a varır. Sana subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim demeni öğütlerim. Çünkü bu kelime varlıkların kulluklarının bir ifadesidir. Varlıklara bu iki cümle sayesinde rızık verilmektedir. Seni iki şeyden de sakındırırım. Şirkten ve kibirden. Zira bu ikisi Allah ile kulları arasında perde oluşturur. Şöyle bir soru soruldu. Ya Resulallah, bir adamın bir ziyafet hazırlayıp bu ziyafete kalabalık bir grup çağırması yahut güzel bir elbise giymesi kibir sayılır mı diye soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır, kibir değildir." Çünkü kibir halkı beyinsiz görmen, insanları küçümseyip horlamandır." buyurdular. Rabbim istikametli hayat yaşamayı, mütevazi olmayı, Allah Resulü'nün tavsiye ettiği, emir buyurduğu şekilde bir hayat yaşamayı nasibi müyesser eylesin. Abdullah bin Ömer bütün ömrünü ilimle, irfanla, insanlara faydalı olmakla, cömertlikle, insanların arasını bulmakla, problemli insanların problemlerini çözmekle bir ömür tüketti ve yaşı 86 olduğunda hicretin 73. yılında Rabbim emanetini aldı. Çok sevdiği Allah Resulüne ve sevdiği arkadaşlarına kavuştu. Bu kutlu sahabe Medine'de Baki mezarına defnedildi. Rabbim şefaatine nail eylesin. Abdullah bin Ömer gibi, sahabe-i kiram gibi hayat yaşayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cennette komşu olmayı, sahabe-i kiram efendilerimize komşu olmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dinleyicilerim.